İmanlı olmayan biri olarak öğrendim ki eğer Hristiyanlığın gerçekliğini inceleyeceksem yasal tarihsel yaklaşım ya da benim kanıta dayalı yöntem dediğim yöntemi kullanmalıyım. Bu ne anlama geliyor? Yasal tarihsel kanıt bir şeyin mantıklı bir şüphenin ötesinde olduğunu göstermeye dayanmaktadır. Ve şöyle söyleyeyim, mantıklı bir şüphenin ötesindeki bir şeyin doğru olduğunu göstermeye dayanır. Başka bir deyişle yargıç ve jüri bir karara ya da sonuca varır. Kanıtın temeli, yeterliği veya ağırlığına göre karar verirler. Bir başka deyişle ise bunun böyle olduğuna inanmak mantıklıdır ya da bunun gerçekten olduğuna inanmak mantıksız olacaktır. Konu kanıta dayalı yöntem ya da yasal tarihsel yaklaşıma geldiğinde dikkate alınması gereken üç tür kanıt vardır. İlki, sözlü ifade denilen şeydir. Bu, olanları anlatan bir kişinin diğer kişiye sözlü olarak aktardıklarıdır. İkincisi, yazılı olan ifadedir. Gerçekleşen olaylar hakkında yazılmış şeylerin ifadesi bu. Üçüncüsü, fiziksel ifade. Fotoğraf gibi. Noterden tasdiklenmiş ya da imzalanmış bir belgeye parmak izi, göz yapısı gibi güvenlikte ve kişinin gerçekte kim olduğunu kontrol etmek için sıkça kullanılan şeylerdir bunlar. Sözlü ifade, yazılı ifade ve fiziksel ifadeler sergiler olarak adlandırdığımız şeylerdir. Örneğin Abraham Lincoln'un Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu bilimsel olarak kanıtlamayı deneyin yapamazsınız. Çünkü kontrollü bir ortamda onun başkan oluşunu tekrarlayamaz, gözlemleyemezsiniz. Ancak kanıta dayalı yaklaşımı kullanarak ya da yasal tarihsel yaklaşımda bunu yaparsınız. Neden? Geçmişe dair gösterebileceğiniz fotoğraflar, yazılı ifadeler, imzalı ve noter tasdikli belgeler varsa fiziksel ifadeler sunabilirsiniz. Bu, inanmanın mantıklı olduğuna dair tarihsel kanıt sağlar ve Abraham Lincoln'un Amerika'nın başkanı olduğunu gösterebilirsiniz. Bu, İsa Mesih'te uygulanması gereken yaklaşımın aynıdır. Çünkü bilimsel bir yöntemle gözlem yapabilen kontrollü bir ortamda onu tekrar edemezsiniz. Bu mümkün değildir.